Yeşilyurt Belediyesi İlyas Mahallesi'nde atıl bir vaziyette bulunan yaklaşık 3 dönümlük alan üzerine yeni bir park inşa ediyor. Yeşilyurt Belediyesi 213. Parkı İlyas Mahallesi'nde yapıyor. Park mahallede atıl bir vaziyette bulunan 3 dönümlük alanda hizmete sunulacak. Park alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan sosyal yaşam alanlarıyla Yeşilyurt'un çağdaş bir kent kimliğine büründüğünü ifade etti. Melek Baba Mahallesi'nde bölgemizin en büyük gençlik komplekslerinden bir tanesi yapılıyor. Gençlik merkezi binası bitti şu anda. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da yine bölgemizin ikinci büyük yeşil çim stadı olan stadyuma da başlanıldı. Ve oranın da inşaatı devam ediyor. Hemen Kaynarca bölgesinde TOKİ konutları ve aynı zamanda özel sektörün başlattığı konutlara da bizler öncülük ettik. Yine Kaynarca bölgesinde kazandırmış olduğumuz Fadıl Baba Camii ve etrafındaki çevre düzenlemesi ve yine sokak sağlıklaştırmasıyla ayrı ve güzel bir görünüme kazandırdık. O bölgede ne kadar ihtiyaç duyulan yol varsa o yolların da hepsini açtık ki müteahhitler daha hızlı bir şekilde gelip çalışmalarına, hizmetlerine başlasınlar. İlyas Mahalle Muhtarı Faik Şahin ise Yeşilyurt Belediyesi'nin bölgeye önemli yatırımlarda bulunduğunu söyledi. İlyas Mahallemizin Adnan Menderes Caddesi üzerinde Yeşilyurt Belediye'mize ait 2268 metre olan bir yeşil alanımız vardı. Mehmet Çınar Başkanımıza taleplerde bulunduk. Mehmet Çınar Başkanımız geldi, yerinde incelemede bulundu. İnşallah en kısa sürede mahallemizin hizmeti için ne uygun görülürse hizmetine dahil edeceğiz mekanı. Emeklerinden dolayı teşekkür ederim kendisine. Bentbaşı Mahalle Muhtarı Yakup Korkmaz da Başkan Çınar'a teşekkürlerini sundu. Sayın Başkanım, öncelikle teşekkür ederim. Geldikten sonra çevre yolu altını hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder ve saygılarımı sunar.